2022 Katar Dünya Kupası kuralları açıklandı. Stada içkiyle gelmek yasak. Stat etrafındaki barlar maçtan sonra 1 saat açık kalacak. Sarhoş olmak yasak. Domuz eti yasak. Amiko kadınlar omuzdan dize kadar örtülü mütevazi kıyafetler giyecekler. Çeçen lider Kadirov tüm Müslümanları Ukrayna'ya karşı savaşa çağırdı. Peygamberin ve Kur'an'ın çıkarlarını korumak için savaşmalıyız. Batıya diz çöktürmeliyiz, dedi. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, Silivri soğuktur diyorlardı ama soğuk değil. Benim evde kalorifer yanmıyor, burada yanıyor, dedi. Sosyal medyada gündem olan videoda yaşlı adamın çevikliği görenleri hayran bıraktı. İşte o görüntüler. İtalya Başbakanı Meloni, göçmen gelişlerini önlemek için Türkiye'ye milyarlarca euro para harcadık, dedi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde zabıta denetimi sırasında dilencilik yapan NK'nın üzerinden tam 4200 lira para çıktı. Ayrıca kendisine ait 3 dairesi olduğu tespit edildi. Lüleburgaz'da 10 Kasım günü 9:05 geçe saygı duruşu esnasında son ses müzikle alandan geçen aracın sürücüsü önce dövüldü, sonra da Atatürk büstünün önünde İstiklal Marşı okutuldu. Adana'da bir lise öğrencisi tarih sınavı kağıdına ismini İmparator Atatürk Fatih Terim diye kodlaması üzerine kınama cezası aldı. 13 Kasım gecesi birçok sosyal medya kullanıcısı hesaplarına erişemedi. Türkiye genelinde bir internet yavaşlaması gerçekleşti.